23 Temmuz 94 yılında Şırnak Gidicidu Dağı'nda vatan hizmetimi yaparken terör örgütünün mayını sonucu sağ ayağımı diz altından kaybettim. Daha sonra tabii ayağım olmadığı için bizim yükümüzü taşıyan bir tek ayak, sağlam ayak vardı. O da bel fıtığına bağlı olarak bir düşüş yaşadık. Bel fıtığımın patlaması sonucu bayağı bir zorlandım, yürüyemedim. Ayağımda düşme oldu. 15 yıl önce de yine bir bel fıtığı ameliyatı geçirmiştim. 15 yıl sonra ikinci bir bel fıtığımın patlaması sonucu sağlam ayağımın da fıtığa bağlı olarak düşmesinden sonra ağır bir ameliyat da geçirdim ve altı platin konuldu. Fıtıktan dolayı sol ayağım gerçekten düşmüştü. Hisler falan yoktu. Parmaklarım, ayaklarım hiçbir şey oynamıyordu. Bu ameliyattan sonra yaklaşık bir 15 günlük bir süreden sonra tekrar fizik tedaviye yönlendirildim ameliyat eden doktorlarımız tarafından. Bunun neticesinde de Fizyomer'de Sayın Türkan Hocam'ın eşliğinde ve ekibi eşliğinde tedavilere başladım. İnanın hayata küsüyordum neredeyse. Beni tekrar yürüttüler, tekrar hayata bağladılar. Bizim vücudumuzu tek bacak taşıyor. Bu benim için gerçekten çok değerli. Onun da, yani ki birinin olmayıp protez olması, diğerinin de bel fıtığına bağlı olarak düşmesinden dolayı yürüyememek bizim hayatımızın bittiği anlamına gelir. Gerçekten hastalarına çok duyarlı ama şehit ve gazi dedim daha bir duyarlılar. Bundan dolayı da şahsım ve camiamız adına da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bize geldiğinde hastamız 4 kişinin yardımıyla yatağa alınabildi. Tekerlekli sandalyedeydi. Sağ bacağında protezi vardı. Sol bacağı da hiç çalışmıyordu ayağı. Büyük bir moral bozukluğu da vardı hastamızın. Çünkü onun için sol bacağı iki bacak vazifesi yapıyordu. Sol bacağı olmadan sağ bacağının da rahat kullanabilmesi mümkün değildi. Kendisinde de büyük bir endişe vardı. Ya yürüyemezsem, tekerlekli sandalyeye mahkum kalırsam. Kendi de çok sosyal bir insan zaten. Ameliyattan 15 gün sonra robotik lazer tedavisini aldık. Çok yüksek yoğunluklu sinir harabiyetini çok çabuk iyileştiren bir tedavi yöntemiydi. Kendisine 15 gün bu tedaviyi uyguladık. Daha sonra ameliyattan sonra bir ay süre geçince de bel bölgesinden fizik tedavi programımıza başladık. Fizik tedavi programımızda da ayağındaki kuvvet kaybını giderici yöntemler uyguladık. Ve bu sayede ayağındaki güç kaybı tamamen düzeldi. Merhaba. Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok güzel hocam. Allah razı olsun. Gayet güzel. Sayenizde hayata bağlandık. Ayaklarımız açıldı. Şimdi sağ ayağımızı kaslarını güçlendirip daha rahat taşımamıza vesile olacak. Çok faydası var. Çünkü bu kasların güçlenmesi ileriki yaşlarda da Allah nasip ederse protez açısından da bizim için bu kasların güçlenmesi çok önemli.